Yani sever misin şeker? Dedim ya programda, hatırlar mısınız? İlk gün söylemiştim herhalde şekerpareyi çok severim. Ben. Yaparım demiştim hatta. Aa. Hatırlarsın, kayıtlarda vardır o. Vardır mutlaka. Tabii. Vardır, vardır. Yani. Vardır. Şekerpare sevdiğimiz tatlılarımızdan. Herkes de yapmıştır, yemiştir. Artık da olmasın yani. Olmasın da. Yani artık şekerpare bence olmasın ya. Çok yapıldı programda. Yapıldı mı? Yapıldı. Çok yapıldı. Yapıldı. Daha zor. Bugün bana özel olmuş. Yani bir de risksiz bir tatlı. Tatlı alabilirdi yani. Künefeyle kıyaslarsak tabii ki. Aynen. Arzu Hanım, kürdan var mı mutfakta, kürdan? Bakayım hemen. Varsa... Heh, bir de kürdanla girin içine, tam olsun. Öyle yapacağım. Burada yemek yedikten burada. Sonra. Ama ne yapayım? Erdem Bey. Bulunsun yani, bir tane kürdanımız yani bulunsun. Ekran, ekran yok yok, ekranlar yok. Yani hay bulunsun ya. Yani burada bulunsun diye söylüyorum. Bulunsun da şimdi yayında da. Yok, ben onu bilirim canım, siz rahat olun o konuda. Ayarlar usulünce yapar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Biz ekrana ilk defa çıkan insan değiliz yani neticesinde. Adam her gün ekranlara çıkıyor ya. İzleyeceğim seni. Her zaman buyurun. Bir bakacağım. Ya bakın. Bir iki saniye falan dayanabilirsiniz. Sonra gözleriniz kör çok olur. Merak ettim. Tövbe tövbe, niye öyle dedin ya? Niye öyle gözleri? Hayır, açıkla, gözleri kör ne demek yani? Yani o oynamalara, o şeylere ben... Yani... Şimdi birazdan göreceğiz ya. Yani, oynamalar mı? Neler neler. Allah. İnanamazsınız. Yani ivedikler, oynamalar, darbuka şovlar. Ondan ben de, sonra ben de gördüm. Noel babalar. Aa! Tabii tabii, kemer, ama uzun sap, kısa bak, sap. Metro Esa Bey, Noel Baba dediğiniz şu... yani bir tiyatro oyunuydu. Tabii ki, bir şey demiyorum. Kötülemedim şu an. Televizyonda yaptığımız, canlı yayında yaptığımız çok bir tiyatro güzel, oyundu. Çok güzel, çok güzel. Yani öyle bir anlatıyorsunuz siz ki. Siz çok neşeli bir adamsınız. Teşekkür ederim. Televizyonda teşekkür ederim. Bak, sizi görmek isterim. Demin de dayanamazsınız diyordunuz. Ama bakın, görmek isterim. Sizi televizyona görmek isterim. Başkalarının kıymeti ön plana çıksın. O açıdan. Yani. Tabii. Tam tersine. Aa! Evet. Beni seyredin de. Öyle mi? İyiyi kötünün farkına varın işte. Öyle mi? İyinin farkına varın, kötüleri eleyin. Seni tebrik ediyorum. Tamam. Beni seyredin, iyiyi görün. Hakikaten başardım. Ete doyurdum onları. Vallahi doyurdum. Ben senin ev hayatını çok merak ediyorum. Evet. Sen her şeyi eleştiriyorsun. Geldin geleli bakıyorum. O şöyle olmuş. Hayır, hayır. Yani senin evde eşin yemek yaptığı zaman. Evet. Bir de ben de yapıyorum. Bir de gurmeyim dedim. İnanmıyorum, sen gurme falan değilsin. Ya size göre öyle. Gurmenin yanından dahi geçemezsin. Ya en azından yanından sen dahi senin geçemez. Gibi bütün tabağını acaba şak, şak, senin şak, eşin şak, yemek getirdiği zaman masaya. Evet, evet. Allah razı olsun, çok güzel yapmışsın. Sevgili eşin mi diyorsun? Götür bunu. Hayır, olmamış asla, fazla. Yenisini asla, getir. Asla. Çalıştırıyor musun? Çok asla merak ettim. Yarın, yoksa sen bir oyun mu oynuyorsun? Tiyatro mu yapıyorsun burada? Yani ben hayatım boyunca tiyatro yapmadım. Olmaz böyle bir şey ya. Bakın. Ben senin asıl ev hayatını böyle kameraya alıp gelin, buyurun, sosyal medyaya koyacaksın. Davet edeyim bir yemek. O bile seyrediniz. Yemek, buyurun bir çünkü yemek yapalım. Çünkü hakikaten edeyim, merak uyandırıyor tamam, bende. Tamam, buyurun gelin. Gelelim bir size gün. Size güzel bir sofra hazırlayayım. Tamam. Onu söylemek istiyorum. Yani ne de insan biraz beğenir ya. Her şeye bu şey tamam, buluyorsun. Ben nezaketen çağırıyorum. Buyurun gelin diyorum. Hep beraber gidelim. Ben tek gelmeyeyim. Hatice Hanım da gelsin. Çiğdem da gelsin. Buyurun buyurun. Ne zaman ister Zuhal Hanım da davet ederim. Bunca yaşanandan sonra ve söylenenden sonra evini mi davet ettin? Demek ki, ben mi yanlış duydum? Demek ki hayran şey olmuş. Gizli hayranlardan. Zuhal'a bakın. Aa, gizli hayranlardan. Ama şunu diyor, bakın. Diyor ki, ben seni evde merak ediyorum. Hı. Eşine şöyle mi diyorsun? Bu yemek olmamış ve götür bunu. Evet. Bu diyorsun. Bu, aynen. Bu, yani beni burada kadın düşmanı yaptınız. Ama ya, öyle bir imaj çizdin yani. Ama bakın hep aynı şeyler söylüyor. Ben... Ama şimdi burada eleştirel bir göz atıyorsunuz. Bir ne göz rakipsiniz. Ama bu kadar beğenmiyorsa. Niye karısını öyle yapsın? Ne bileyim, yapabilir belki. Huysuz mu diyorsun? Acaba benim huysuzluğu var mı ya acaba? Ben evde sizin gibi ev kıyafetiyle dışarı kıyafetiyle aynı yapmıyorum. Evde nasıl? Normal salaş giyiyorum. Nasıl ev kıyafeti dışarı? Pijamamla geziyorum. Pardon, anlayamadım, ne demek istiyorsun? Tamam, ev kıyafeti dışarı, yani, kıyafeti derken ne demek? Dışarıda aynı şeyleri yapmıyorum. En azından bir şeyler yaparken. Benim kıyafetlerimin neler olduğunu, gardırobumu merak ediyorsan o videoları seyret. Hepsinde binlerce ayrı ayrı kıyafetler, hepsi ortada. Bak, siyahlar, ya, griler, beyazlar, kırmızılar, pembe hariç her rengi görebilirsin orada. Metro İsa Bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Dövmen de yani tam burada bağrında. Çıktıktan sonra. Baktığım zaman bir tuhaf oluyorum. Kapatayım mı? Kapat bence. Niye tuhaf oluyorsun? Bakın şöyle yapalım. Hayır, gözüme batıyor, rahatsız ediyor. Gözlük orada. Bakın şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü. Teşekkür çok ederim. Tuhaf oluyormuş. Bana bakarsan yaparım ben yani onu. Ya hiç size göre. Ya hiç yakış. Hayata ya sana ne, adamın ya, karısı var. Onu yani, beğenen öyle beğeniyor. Şunu söyleyeceğim. Kimisi var bütün her yerinde. Bak, benim her şeyimi takip etmiş. Hayır. Her şeyimi haberdar. Size bir şey söyleyebilir miyim? Ben de gördüm. Ben onu takip etmediğim hayır, için. Hayır, kişisel çok görüyorum. Erdem Bey. Kişisel değil, gördüğümü söylüyorum. Çok kişisel giriyorsun. Kişisel değil. Aynen doğrusunu söylüyorum. Her hafta kadınlar kıyafet konuşuyor mu? Hadi baksana, erkekler konuşuyor. Dünya tersine döndü, hakikaten döndü. Ah şu erkekler ya. Birazdan manikürden bahsederler. Epilasyondan bahsederler. Ya o senin görüşün. Ya bir de hangi çağda, hangi yüzyılda yaşıyoruz Erdemciğim? Bunları yani sen hoşlanmadın zaten. Çok vizyonsuz zaten adamsın ya. Yok, sensin vizyonsuz çok, adam. Hayır, vizyonsuz olmaz öyle. Ben vizyonlu adamım işte, onun için bu işteyim. Vizyonum var benim. Yani o öyle düşününce vizyonsuz olmuyor. Veya sen öyle söyleyince
bakın bakın beğeniyoruz bu güzel mi diye sorduğunda biz aa evet çok kötüymüş demeyeceğiz. Yani ben hep söylüyorum, bırakın insanlar kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa, aynada ne gördüklerinde mutlu öyle mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Saçma yaşasınlar. Saçma, ev kıyafeti dışarı ya kıyafeti yani falan. Hayır bana diyor da ev kıyafeti dışarı kıyafeti anlamadım. Sen dersen karına böyle mi yapıyorsun hayır, diyordu. Hayır abuk sabuk şeyler ne alaka anlamadım. Abuk olan şu mu? Ha. Eşimin ne alakası var eşimle şu an? Merak ettim sordum. Allah Allah. Ben sordum evde dedim her şeyi böyle huysuz bir adam mısın? Biz şimdi arzuya diyor muyuz bu Fuat Bey sana niye böyle bir çiçek gönderdi? Ben yani açıkça beğenmiyor. Ya benim evliliğimle eşimle ne alakası var? Onları ben huysuzluğunu sordum. Sen böyle misin diye. Yani davet ettin ama ne oldu şimdi? Davet etmiştim. Tamam gel diyorum. E tamam o zaman geleceğiz. Hiç gerek yok. Gideceğiz. Ya gelme gitme sen de. Bence hiç gitme. Yani şöyle söyleyeyim. Şu saatten sonra eşin de almaz eve zaten her demek. Normal bir arkadaş. Böyle de bir durum var. Böyle bir orkide bence göndermez. Değil vardır mi? Bir şeyler. Belki de. Vardır. Bekar insan. Bence de vardır. Evet yani Fuat böyle Bey orkidelerle. Güzel orkideler göndermiş. Çok güzel bir çiçek. Evet sağ olsun. Çok sevdiğim bir müşterimdir. Müşteriniz. Anladım. Çiçek geldikten sonra hayır, beni çiçekler açtınız anladım. Yok yok müşterim kendileri. Bu arada... İsterseniz size vereyim. Yani yok yok aynen. Buyurun, buyurun. Yok yok yok. Ben sıramı beklerim. Ne kadar centilmen. Sıramı beklerim ben. Metro diyorsun evet. Bak kalkıyor veriyor ne güzel tatlısın. İvedik. Hızlı adam. Hızlı ivedik olduk bu arada bilmiyorum. İyi. Halk kahramanı kötü bir şey değil. Herkes evet, seviyor. Evet. Filmleri sinemada en çok seyredilen kişi yani. Aynen öyle. Hayır neden gülüyorsun anlamadım yani. Bana bir gülmesem... Evet, niye güldünüz? Gülmeyeyim mi? Hayır. Ama doğru söylüyorum kötü... yani. Yani sen şimdi Recep İvedik seyredilmeyen bir karakter. Hoşuma niye gülüyor? Ben seyredilen bir adam diyorum. Seyrediyorum. Şahan abi de çok seviyorum. Niye gülüyorsun o zaman? Ya Allah Allah. Gülecek bir şey yok ki. Alkış size gülmedim. Şey haklısın demen gerekiyor. Aklıma geldi İvedik'teki o roller. Ha. Ona güldüm yani. Hangi? Sen niye güldün Hatice? Ben onun gülüşüne güldüm. O da İsa'nın gülüşüne güldü. Gülüşüne? Gülüşü mü güldü? Hayır tuhaf güldü. Hadi şekerparenizi yiyin hadi. Evet. Aa, bu arada bak 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 gülümüz hiç böyle. Yani gündüz çalmışsınız. Kadın şimdi de servis bak. Darbuka. Arzu bu darbukayı getirdi bu gülümüz. Ne oldu? Ay burktu ayağına. Ne oldu? Ayağını nazar burktu. Nazar. Ayağını mı burktu? Mutfak kazası. Ayakkabımı evet burktum ve koptu. Aa. Evet nazar değdi. Cem gözleri... Evet, nazar iyi değdi. İyi. Döndü mü? Biraz döndü. Eyvah, Survivor'a döndü geçmiş burası olsun, da. Geçmiş olsun. Aman Allah korusun. Hatice Hanım nazarı değdi. Ay benim kişisel buz, pardon ya. Gel otur bir buz versin. Selülüklerinize mi nazarım kişisel, değecek? Kişisel... Selülükten görünmüyor ki kişisel, bacağım. Yani neye, ya, neye nazarım değecek? Bakın ya. Ben 48 yaşındayım, ya, iki tane çocuk doğurdum. Tamam, gel benim yaşıma. Nazar edeceğim. Gel benim yaşıma. Güzelliğimi nazar... ediyorsun. İlk gün dudaklarıma taktın. Yani spor hocasıyım diyorsun saçtan ya dün satan pantolondan çıktı, sizin de selülükleriniz ortadaydı. Benim de selülüklerim. Satan pantolon biliyorsunuz. Nereden bildin de var selülük? Hiç kıskanmayın. Abi siz durun belli oluyor. Belli oluyor. İkimiz erkekler, erkekler maalesef bu konuda çok şanslılar. Onlar da selülük oluyor. Bende vardı sende 10 kata var o zaman. Bebeklerde de var. Bir saniye otur. İyi mi ayağın? Ama bunu getirelim. Yok, iyi. Arkadaşlar bir buz koy torbaya. Ayağın üstüne şurada oturduğun yerde koy. Darbuka şimdi isteyeceğiz ama ayağı da şey, ayakkabısı da kop. Oturarak çalabilir Zuhal Hanım. Ha, biliyorum da ister mi çalmak? Yok yani. Siz verin bu tarafa. Yalnız beklentiler yüksek olmasın çok yeni tamam. Eğitim almaya şimdi başlayalım. Şimdi uzatsana kaldırmayalım hiç yerinden ayağını buldu. Normalde bunu müzik eşliğinde çok çalıyorum. Çok döndü mü bileyim? Biraz döndü. Aman aman aman. Aman dikkat et yüksek onlar. Ay çok güzel. Oo, oo. Altın. Evet. Eyvah Erdem kalktı. Oh. Yok ya, ya hayır, abi, otur otur. Ya tövbe yarabbim. Bravo. Çok güzeldi, bravo. Efsanesin be. Arzu ne güzel çalıyorsun. Ders mi aldın? Bak muhteşemsin. Muhteşemsin. Ben de bir konuda ders alıyorum. Sürprizim var birkaç ay sonra herkese. Evet evet derslere başladım. Çok güzel çalıyorsun. Çok eline sağlık. Senin de ayağına sağlık. Ne güzel oynadın. Ot kurtlarımızı döktün. Allah neşeni soldurmasın. Neşeli insan tatlıdır ya. Sevmeye başladım ya. Bak sevmeye başladım. Ben de seni sevdim. Bak ne güzel. Cuma günü buradan halay çekerek hep beraber çıkacağız. Senin gibi metro bir insan 100 dolar
kart falan getirmen lazım. Siz buzunu getirin arzunu. 50 TL olur mu ya? 50 TL. Ondan istemedi. Metro insanı 50 mi diyor? 200'den aşağı olmaz artık alaturalar ya. 50 TL'lik adam mıyız ya? Ama metro insanlar çok nakit kullanmıyor böyle, anladın mı? O zaman az da taşımayacaksın. Bana bak, makine getir de. Kredi kartı. Kartı takacaktı. Bu arada Arzu'ya buz getirin. Evet, hemen şu yarışmacımız ayağını burktu. Bir buz getirsinler. O sırada ben tatlı yorumlarınızı. Bir getirin, bağlayın ayağını şurada hemen sıcağı sıcağına.